Define ve Tarih Sevdası kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Aslan işaretinin çözümü, anlamı, kimlere ait olduğu ve tuzaklı olup olmadığını, hazinesinin olup olmadığını paylaşacağım burada. Videoya geçmeden önce Instagram ve Facebook adresim Defineci Define arkadaşlar Oradan bana video ve Fotoğraf gönderebilirsiniz Aslan işareti Kayaya e, Kabartma veya Oyma olarak yapılan aslan işaretleri var Bir de Kayayı yontarak yapılan Aslan işaretleri var Bunlar normalde Kral mezarlar arkadaşlar bir numara kral mezarı. Kralı sembol eder. Kralın sembolü. Ve aslan işaretini gördüğünüz yer kralın mezarının olduğu yerdir. Aslan işaretinin mezarında çok değerli hazineler var arkadaşlar. Krala ait ne kadar değerli eşyası, sevdiği değerli eşyaları varsa, mezarındadır. Birçok uygarlık tarafından kullanılan aslan işareti, hazinesi bol olup, yalnız tuzaklıdır. Ulaşılması çok zordur. Çok büyük bir ekip işi gerektirir. Aslan işaretinin çözümü, çok çeşidi vardır arkadaşlar. Aslan işaretini gördüğünüz zaman tıpkı topal ayı gibi herhangi bir uzvu eksik mi değil mi ona bakmamız lazım. Aslan oturuyor mu ayakta mı bakmamız lazım. Aslan uyuyor mu saldırıyor mu bakmamız lazım. Her şeyine bakmamız lazım. Aslanın baktığı yönde yardımcı işaret var mı yok mu ona bakmamız lazım. Yatan bir aslan arkadaşlar mezarın hemen oranın altında olduğunu söyler. Definesini bahsetmiyorum. Önce mezarını söyleyelim. Çünkü mezar define ile dolu zaten. Yani örnek vereyim. Tacı altından taç. E, asası altından asalar. Bunun e, yanında birçok... E, Para, hazine, daha sayamadım bir sürü hazineye sahip arkadaşlar. Oturmuş bir aslan mezarın arkada olduğunu söyler. Yürüyen bir aslan mezarın karşıda olduğunu söyler. Ve mezarında tekrar e, mezar girişinde yani Mezar kapalıysa girişlerde yardımcı işaretler vardır. Üçgen işaretleri olur, e, yuvarlak oyma işaretleri olur veya tekrar aslan işareti kapıda olur duvarda yapılmış şeklinde. Bunun dışında kralın resmi resmedilir e, girişte. Bunlar normalde oda mezarlardır arkadaşlar. Geneli kayayı yontarak yapılmış oda mezarlardır. Bunun dışında güzel yapılmış ya da doğal mağaraların içinde ağzı kapatılmış yerlerdir. Çok güzel bir işarettir. Bunun dışında aslan işareti tuzaklıdır arkadaşlar. Bir numara tüm işaretlerin en kral tuzağı aslan işaretindedir. Aslan işaretinin tuzaklarını öncelikle sizlere anlatayım. Birinci arkadaşlar girişte girişi bulduğunuz ve kapıyı açmaya çalıştınız. Öncelikle en çok dikkat etmeniz şey yukarıdan sizin üzerinize gelen taşı dikkat etmeniz lazım. Birinci tuzak burada yapılır. Girişi açtınız tuzak yok. Aşağıya doğru merdivenler var. Yaklaşık 7-8 tane merdivenle karşılaşacaksınız. Bu merdivenlere özellikle dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu bu bir tuzakları özellikle merdivenlerde yapılıyor. Bastığınız gibi aşağıdaki boşluğa düşme ihtimaliniz var. Bir de içeride hazine bol olduğu için mağaranın ağzını ya da odanın ağzını açtıktan sonra direkt içeriye girmeyin. İçeriği yaklaşık bir saat havalandırın. İçerideki kirli gaz, zehirli gaz dışarıya çıksın. Ondan sonra içeriye girebilirsiniz. Tekrar merdivenlerden başlayalım. Merdivenlerde yapılan tuzaklar arkadaşlar. Ok, mızrak gibi, kılıç gibi tuzaklar merdivenlerde sizi bekliyor. Direk merdivenlerdeki bu bir tuzaklarına bakmanız lazım. En ufak bir taş teprenmesinde direkt kafanıza, başınıza, gövdenize gelen kılıç, mızrak ve ok gibi kurulu tuzaklar mevcuttur arkadaşlar. Bunları da gözden kaçırmamamız lazım. Büyük bir e, sırık sopayla içeriye girin. Sizden önce sopa sırık içeri girsin. Merdivenleri onlarla kontrol edin. Duvarları onlarla kontrol edin. Duvarlara yaslanmayın. Yaslandığınızda tekrar tuzak çökebilir ee, ya da üstten başınıza bir kaya düşebilir. Bunun dışında içeriye girdiniz hiçbir sıkıntı yok ve altını buldunuz. Direkt çıplak elle hazineye elinizi etmeyin. Orası da tuzaklı. Oradan da elinizi... Hazineye, sandığa attığınızda yay, ok, mızrak gibi e, kesici aletler sizi bulur. Bunun dışında akrep işaretinde olduğu gibi zehir. Çıplak elle kesinlikle hazineyi ellemeyin. Çünkü zehirlenirsiniz. Akrep işaretinin birçok tuzağı vardır arkadaşlar. Ve e, kesinlikle Define'nin yani mezarın bulunduğu yer çok çok zor ve ekip işidir. Bunun dışında akre aslanı bulduğunuzda şekline iyi bakın ve bana da gönderebilirsiniz. Size burada yardımcı olurum. Nerede olduğunu gösteririm mezarın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler arkadaşlar.